Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, muhterem izleyenler. Hayat veren nurun destleri tasavvuf notlarıyla irşat ve keşif notları adı altında devam etmektedir. Süfyan-ı Sevri Kuddisesi Ruh. Azizler şunlardır diyor. Zahit alimler azizdir. Sufi fakihler azizdir. Mütevazi zenginler azizdir. Şükreden fakirler azizdir. Sünni şerifler ve seyyidler azizdirler. Sünni şerif ve seyyidler peygamber soyundan gelenlerdir. Bunların sünni olanları peygamberin izinde gidenlerdir. Bu sünnet yolundan, peygamberin izinden sapanlar kim olursa olsun, bunlar ehli bid'atın ve dalaletin içine karışmışlardır. Tevazu, hakkı kabul etmektir. Zeyd bin Sabit'in İbni Abbas üzengisini tuttu. Radiyallahu anhüm ve erdâ mecmain. Olmaz dedi Zeyd bin Sabit. O bırakmadı. Zeyd bin Sabit onun elini öptü. Yani İbni Abbas'ın elini öptü. Onun soyuna saygı ile emrolunduk dedi. Yani peygamber soyuna. Öbürü de alimlerimize hürmet etmekle emrolunduk dedi. İşte büyüklük böyle olur. Bunların ikisi de zat-ı muhterem sahabinin en meşhur alimlerinden. Biri tefsirde çok ileri derecede alim ki İbn Abbas, öbürü de mükemmel bir hafız. Kıymetli dostlar, Ali İmran suresinin 112. ayetinde Yahudi'ye vurulan zillet damgasını anlatıyor Cenab-ı Hak. Yani diyor ki ümmeti Muhammed'e ve her millete bu duruma düşmeyin. Düşerseniz size de bu zillet damgası vurulur. Ebu Zer'le Bilal'in atışması. Radiyallahu anhüm ve erdahum ecmain. Bilal'e radiyallahu anhü siyah demiş Ebu Zer. O da Resulullah'a aleyhissalatü vesselam şikayet etmiş. O da kendini yere atmış. Kendini Bilal başıma ayağı ile basmadıkça yerden kalkmayacağım diye yemin etmiş. Buhari'nin, Müslim'in rivayetidir. Yani bakın, nasıl özür diliyor Ebu Zer Bilal'den. Yere yatıyor ve başıma basmadıkça kalkmayacağım ayağa diyor. Nefsini bakın böyle terbiye ediyor. Bilal'den böyle özür diliyor o büyük sahabi. Ebu Zer radıyallahu anhü büyük insan. Büyükler nefsini ayağının altına alırlar, iman dolu kalpleri ruhlarıyla yaşarlar. Nefse muhalefet et, kusurunu unutma. Nefsin kusurlarını unutma, nefsine muhalefet et. Nazihat suresi 40. ayeti kerimede,
Rabbin makamından korkan nefse karşı koyana, nefse karşı koyana cennet vardır. Nazihat Suresi 40. ayet. Buhari Şerif'in rivayetinde sevgili Efendimiz aleyhissalatü vesselam, endişem ümmet için heva ve hevese uymak, tuğlu emel hırstır, ahiret unutulur. İşte dünyaya bağlanır, ahireti unutur. Endişem ümmetim için endişelerimden biri budur diye Peygamberimiz işaret etmiş. İbadetin başı nefse muhalefettir. Anahtarı tefekkürdür. Nefis terbiyesizlik yapmak ister. Cüneyt di Bağdadi Kuddisesi Ruh, nefsi emmare helake davet eder, diyor. Kur'an-ı Kerim'de nefsi emmare kötülüğü emreder. Yusuf suresinde de 53. ayet, bak Yusuf aleyhisselam diyor ki, nefsimi temize çıkarmam, nefis kötülüğü emreder, diyor. Temestani, bakın ne diyor Kuddisesi Ruh, en büyük nimet nefis diyarından çıkmaktır. Kul ile Rab arasında en büyük perde nefistir, diyor. Evet kıymetliler, nefsin Allah'a itaat ederse, imanın, Kur'an'ın, İslam'ın emrinde bir nefis olursa, ne âlâ, yoksa nefis seni helaka sürükler. İbrahim bin Ethem Kuddisesi Ruh, gemide diyor giderken saçımdan tuttular, salladılar, Türk diyarında kafiri böyle yakalarlar diyerek hokkabazlık yaptılar, en hakir işlerinde bendim, diyor İbrahim Ethem Kuddisesi Ruh. Yine diyor ki, hastaydım, mescitten beni defol diye müezzin kovdu, takatım yoktu, sürüyerek dışarı beni attı. Şam'daydım, diyor, sırtımdaki kürkün tüylerini bitten, diyor, fark edemiyordum. Bunlara sevindim, diyor. Burada nefsini hakir göstermeye çalışıyor. Biliyorsunuz ki bir İbrahim Ethem prens idi. Nefsini böyle terbiye yollarına düştü ve tasavvuf okulunda böyle okudu. Hayat okulunu okudu, nefsin terbiyesi için yollara düştü. Bu tür hakaretlere uğradı. Bak ne diyor, nefsim zilletin içine düştükçe ben seviniyordum. Bir gün de biri üzerime diyor, bevletti, işedi diyor. Nefsim kabaran nefsime karşı da, ey nefsim, sen buna da layıksın dedim, sevindim, diyor. Bu da nefis terbiyesinin bazı nefisler için. Bakın İbrahim Ethem büyük evliyalardandır. Nefsine bu tür işkenceler yapılmıştır. Nefis şımartılmaya gelmez. Aziz dostlarım, dersimiz haset konusuna geldi. Evliya okulunda haset nasıl bakılıyor? Haset nedir? Haset çekememezlik, kıskançlık, hasut bir huy. Felak suresinde bunlar anlatıldı.
Oradan atıldığı için orada olanları burada söylemeyeceğiz. Kibir şeytanla, bakın şeytanın durumu, kibir şeytanı ne yaptı? Hırs, bakın ağaç, cennetteki o yasak olan ağaç ki, Adem'in hırsıyla, bakın Adem'i de hırs ne yaptı? Şeytanı kibir mahvetti, Allah'ın rahmetinden ebedi kovuldu. Adem de hırs yüzünden cennetten çıkarıldı. Tövbe etti, tekrar girecek. Bakın haset yüzünden Habil ve Kabil'in durumuna bak. Kabil ne hale geldi? Kabil haset yüzünden helak oldu. Habil'i öldürdü, katil oldu. Burada da bir haset kardeşi Habil'i kıskanıyordu, çekemiyordu. Araf suresi 33'te gizli haset gizli fuhuştur diyor. Gizli haset gizli fuhuştur. Açık fuhuş ise haramdır diyor. Hasit de yaltaklık, gıybet, şamata bunlar vardır. Hasetçi Allah'ın nimetinin düşmanıdır. Kutsal eserlerde yazılıdır ki Cenab-ı Hak şöyle diyor: hasetçi nimetimin düşmanıdır diyor. Evet, haset perişan eder ortalığı. Müslüman da gayret olur da kız haset olmaz. Gayret olur, kişinin namusunu kıskanır. Haramlara karşı Allah kulunu kıskanır. Ama Allah'ın verdiği nimetlerin yok olmasını isteyen çekememezlik. Dolayısıyla nimetlerin yok olmasını isteyenler ise hasetçilerdir. Bu kişiyi mahveder, amelleri yok eder. Ateşin odunu yiyip yok ettiği gibi haset de kişinin amellerini yer bitirir, yok eder. Şimdi bir de gıybete bakalım. Gıybet, kıyabına dedikodu yapmak. Bir Müslümanın kıyabına arkasından çekiştirmek, dedikodu yapmak. Hucurat suresinde bu konuda gereken bilgi o yönüyle verildi. Şimdi bir de Evliya okulundaki büyüklerin sözlerine bakalım. Duyunca üzüleceği şeyi kıyabına söylemek gıybettir. Bir Müslümanın arkasından dedikodu yaptın. O da duyunca eğer üzülecekse bu gıybettir. Onda bu varsa gıybettir, yoksa ona iftiradır. Beyhaki Acluni, Allah eti çok olan aileye buğz eder. Şimdi halkı gıybet ederek etlerini yiyenler kastediliyor burada. Öyle aileler vardır ki gıybet kazanı kaynar. Onun bunun gıybetini yaparlar ki adam eti yiyen yamyamların kazanlarında adam eti pişen aynen yamyamlardan beterdir. Onun için Allah eti çok olan aileye buğz eder diyor Peygamberimizden gelen haber. Halkı gıybet ederek etlerini yiyenlerdir bunlar.
Beyhaki, haya perdesi olmayanın gıybeti haram olmaz demiş Beyhaki'den gelen. Haya perdesi olmayan zaten kendisi hayasızlığı yüzünden her kötülüğü açıktan yapar ve kendini gösterir. Ama sen yine onun da gıybetini yapma. Niye? Dilini alıştırma, kirletme. Hasan-ı Basri, Kuddisesi ruh, kendisini gıybet edene helva göndermiş. Sevaplarını bana göndermişsin. Ben de sana helva gönderiyorum. Ona karşılık olsun diye gönderiyorum demiş. İşte Hasan-ı Basri'nin de görüyorsunuz ki o da tasavvuf okulunun büyük evliyalarındandır. Himmet dönüşü olmayan niyet ve gayret nesneyi kuvveden fiile çıkarmak. Bu himmettir. Ey Müslüman, himmet sahibi ol. Niyet ve gayretinle nesneyi kuvveden fiile çıkar, Allah yolunda sevapta yarış. Şahin uçarken kıymetlidir. Leşe konunca tuzağa basar. Avcı da yakalar. Himmeti yüce olan azizdir. Aşağı olan zelildir. Onun için sakın ola ki kendini perişan eden huylardan arınmana, temizlenmene bak. Güzel huylardan biri de kanaattır. Kısmete razı olmak bitmez tükenmez hazinedir. Acluni'nin haberi. Nahl suresi 97'de salih amele hoş bir hayat vardır. Ameli salih sahibi olmaya gayret et. Zengin olduğu halde daha çoğunu elde etmek isteyene Cüneyd-i Bağdadi'ye 500 dinar vermiş bu kişi. Fakirlere ver demiş. O da fazla paranın elinde olmasını istiyor musun demiş. Evet deyince al paranı geri al demiş. Daha çok senin ihtiyacın var demiş, kabul etmemiş. İşte bu da kanaatim olmaması, hala verdiğinde gözü olması, cömert olamaması. Cüneyd-i Bağdadi ona bu yoldan ayrı bir ders vermiş. Kuddisesi ruh. Yine Acluni, vera sahibi ol. Abid olasın. Peygamberimizden haber bu. Vera sahibi ol ki abid olasın. Kanaatkar ol ki nimetin kıymetini bilesin. Kendin için arzu ettiğini başkaları için de arzu et ki mümin olasın. Yakınlarınla iyi komşuluk yap ki Müslüman olasın. Az gül, çok gülme. Çok gülmek kalbi öldürür. Peygamberimizden Acluni böyle haber vermiştir. Kanaat Efendimiz aleyhissalatü vesselam tükenmez hazinedir diyor Cabir bin Abdullah'tan gelen haber. Peygamberimizden haber veriyor. Kanaat tükenmez bir hazinedir. Bu hadisi şerifi size tekrar ediyorum. Vera sahibi ol ki abid olasın. Kanaatkar ol ki nimetin kıymetini bilen olasın. Kendin için arzu ettiğini
Mümin kardeşin için de arzu et ki mümin olasın. Yakınlarınla iyi komşuluk yap ki Müslüman olasın. Az gül, çok gülme. Çok gülme kalbi öldürür. Bu sözlerin her birisi bir hazineden daha kıymetlidir. Efendiler, Hac suresinin 58. ayetinde Allah Celle Celaluhu onlara güzel rızık vermiştir. Bunlar kanaat ehlidir. Ahzab suresi 33'te sizi tertemiz kılmak istiyor. İşte burada da Yüce İslam'ın yüce emirleri, o yüce emirlerle insanları temizliyor. İslam insanlığı kurtarır, temizler. Cimriliği cimrilikten temizler. Ve onun malını zekatla, hayır hasenatla malını temizler. Derecesini yükseltir. Ricis, cimrilik. Bişri Hafi diyor ki Kuddise Sirru, o kanaat padişahtır diyor. Kanaat padişahtır. İkamet yeri müminin kalbindedir diyor. Hakka yönelene kanaat ihsan edilir. Kasap para bekleyinceye kadar nefsim et beklesin diyor. Bu da borç etmekten çekinen bir vera ehli. Kehf suresi 77'de Musa aleyhisselam ücret alabilirdin diyor. Burada tasavvuf ehli dünyaya bir mesaj olsun diye bunlar şu keşifte bulunmuşlardır. Orada bir geyik belirdi. Geyiğin bir tarafı çiğ, bir tarafı ise kızarmış idi. Acıkmışlardı. Bunda da alınacak ibret dersleri bulunmaktadır. Bunu keşif ehli bilir.